Merhaba sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bizim TV'de bu akşam da bir canlı yayında daha birlikteyiz. Konuğum gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt bizlerle birlikte bu akşam. Sedat, iyi geceler, hoş geldin. İyi akşamlar daha doğrusu. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sana da iyi yayınlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz vallahi, çok şükür. Şimdi yani adettendir diye iyiyiz diyoruz. Bunu bir kere de ben yineleyeyim. Hep konuklar söylüyorlar. Ekonomi hakikaten çok kötü durumda. İnsanlar çok zorlanıyorlar artık. Sokaklar hareketlendi. Hepsini konuşacağız seninle. Ama önce biraz siyasete girelim. Onunla başlayalım. Sevgili dostlar, sizin de soru ve yorumlarınız olursa memnuniyetle Sedat Bozkurt'a ileteceğim. O da arzu ederse konu başlığına bağlı olarak değerlendirecek. Birlikte konuşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sedat, önce arkadaşların iyi dileklerini paylaşıyorum. Evet. Kusura bakma, seni de bekletiyorum. İyi yayınlar Gökhan, iyi yayınlar Yergüney, Timur Bey, iyi yayınlar. Hepinize hoş geldiniz. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, biliyorsunuz siyasette son dönemde bu helalleşme ve devri sağlık tartışmaları var. Tabii ki erken seçim, ekonomik kriz konuşuluyor ama bir yandan da bu siyasi açılımlar diyebileceğim tartışmalar var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeyi gündeme getirdi. Bir yandan devri sabık var. Bu gündeme geldiği zaman kamuoyu çok ateşleniyor. İşte devri sabık olmazsa olmaz. Bunların hesabı sorulmalı diyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçtiğimiz günlerde devri sabık tabii ki olacak, bizim için var dedi. Ama Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, devri sabık olayını doğru bulmadığını söyledi. Bütün bunları konuşacağız. Şimdi şöyle yapalım sevgili izleyiciler. Bu konuyla ilgili onu da arıyorum bir yandan, açmıştım. Evet, bu konuyla ilgili Sedat Bozkurt'un bir yazısı var. Onunla başlamak istiyorum. Ben de görmüştüm. Birkaç gün oluyor değil mi Sedat yazalı Pazar duvarda? Pazar günü gazete duvarda. Pazar günü, evet. Duvara konuk yazar olarak mı yazdın? Evet, konuk yazar olarak. 3 hafta arka arkaya yazdım konuk yazar olarak. Yani ne güzel. Kısa bir bilgi notu vereyim. Hani siyasetin çok günlük hengamesine kapılıp gidiyoruz. Büyük fotoğrafı kaçırıyoruz. 3 yazım aslında birbirinden bağlantısı gibi gözüküyor ama bugünün siyasetini anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kendim yazdığım için söylüyorum. Gerçekten iyi yazılar. İlk yazım şuydu. Kalemin kuvvetlidir senin, biliyorsun onu. İlk yazım şuydu. Recep Tayyip Erdoğan normal şartlar altında yapılan hiçbir seçimi kazanamamıştır demiştim ve kazandığı bütün seçimlerin şartlarının nasıl normal olmadığını anlatmıştım. Ya normal şart, o normal olmayan şartlar kendiliğinden oluşuyor, hemencecik seçime gidiyor Erdoğan, ya da normal olmayan şartları bizzat kendisi yaratıyor, onun üzerine seçime gidiyor. Bunların hepsini yani bir tarihsel kronoloji içinde yazmıştım. İkincisinde şunu yazmıştım, o sandık buraya gelecek diye yazmıştım. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan en çok güç aldığı mesele meşru yolla seçilmiş olması, öyle ya da böyle. Hani seçimlerin sağlıklı, sağlıksız, adil olup olmadığını tartışırız ama sonuçta bir seçimle iş başına geldi ve buna dayanarak yurt dışına toplantılara giriyor, yurt dışındaki liderlerle temaslarda bulunuyor ya da yurt dışından Türkiye'ye yönelik bir takım demokratik insan haklarına ilişkin baskıları da buradan direniyor. Yani o meşruluğunu kaybetmek istemeyeceği için en çok seçime ihtiyaç duyan siyasi figürün Erdoğan olduğunu söyledim. Bir de seçim bu ülkede sandık insanların önüne öyle ya da böyle gelir. Yani gelmemezlik yapmaz. Hani erken seçim, zamanda seçim çok fark etmez. Tek parti döneminde bile o sandık bu insanların önüne gelmiştir. Ha, iktidardan gider gitmez tartışmalarında tarihsel şahane bir örnek de vermiştim. 1950 yılında yani bu devleti kuranlar kanlarıyla, terleriyle, canlarıyla kuran İsmet İnönü sandıktan çıkan sonuçta kimsenin burnu kanamadan devletin yönetimini sandıktan çıkan siyasi partiye, Demokrat Parti'ye devretmiştir. Yani bu örnekler var önümüzde. O yüzden dedim seçimde sandık insanların önüne gelecek ve sandıktan çıkan sonuç herkesi bağlayacak ve herkes onun gereğini yapacaktır dedim. Orada bir tarihsel kronoloji vardı zaten.
Bu pazar günkü yazım da tam senin söylediğin gibi bu siyaset hesap sormalı mı sormamalı mıya yanıt aradım. Onda da bir tarihsel kronoloji vardı. Evet. Şimdi hakikaten bu konu çok tartışılıyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasından sonra bunu hesaplaşmayla karşılaştıranlar oldu ama bu hesap sormalı mı sormamalı mı noktasında elbette ki bunu hukuki açıdan değerlendirmek lazım. Siyasi partiler seçimlerde iktidar olmaları halinde rakiplerinden hesap soracaklarını vaat etmemelidir diyorsun. Siyasetin vaadi hukuk devleti, bağımsız yargı ve denetim mekanizmalarının önünü açmak olmalıdır diye de devam ediyorsun. Girişi böyle. Detaylandırmışsın Sedat. Şimdi hesap sormak değil ama şimdi ben burada kamuoyunun, bizi izleyenlerin adına sorayım. Çünkü biz bu konuyu çok konuştuk, tartıştık. Seninle de daha önce aslında bu hesaplaşmaya giriş yaptık ama helalleşmeye özür dilerim. Bunu karıştırmamak lazım elbette ama 20 yıllık bir iktidar, özellikle son dönemi bu toplum çok bedel ödedi, çok ağır bedeller ödedi. Hala da ödemeye devam ediyor. Her türlü toplumsal açıdan, ekonomik açıdan, sosyolojik açıdan. İnsanların artık nefes alacak takati kalmadı hakikaten. Dolayısıyla bunun hesabı verilmemeli mi sence? Yani siyaset bunun hesabını sormamalı mı? Siyaset derken elbette hukuka, kanuna dayalı olarak diyorum tabii ki. Tabii ben yine burada bir tarihsel pratik üzerinden, bir kronoloji üzerinden gittim 12 Eylül'den sonrası için. Söylediklerim çok doğru. Yani siyaset meydanlarda bir iktidarı eleştiriyorsa, muhalefet adına söylüyorum, hangi noktaları eleştirdiyse, elinde ne kadar bilgi belge varsa bunları kamuoyuyla paylaşmalıdır. Seçmeni ikna etmelidir. Seçmen bunun hesabını sandıkta sorar zaten. Yani siyasen politik olarak hesap sorma meselesi sandıkta seçmen tarafından gerçekleştiren bir eylemdir. Siyasi partiler hani hesap soracağız diye gelip devleti yönetmeye, yani iktidarı paydaşı olmaya, iktidarın sahibi olmaya başladıkları zaman o hesap soracakları mesele bir anda başka bir mecraya kayıyor. Burada da o örnekleri verdim. Örneğin Demirel örneği çok sıcaktı. Koskatas dosyaları diye 140 tane dosya açıklamıştı ANAP'la ilgili. Ve bununla ilgili bir devlet bakanı görevlendirmişti Orhan Kilercioğlu. O dosyaların sonucunda 5-6 tane bakan, başbakan da dahil olmak üzere söylüyorum Mesut Yılmaz, Yüce Divan'a gittiler. Hepsi aklandı. Arkasından Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi bir hükümet kurdular. Refah Partisi bu hükümeti yıkmak için Çiller'le ilgili bir takım yolsuzluk soruşturma komisyonları kurulması için parlamentoda girişimde bulundu. Bazı ANAP'lı milletvekilleri de hükümet ortağına olmasına rağmen destek verdiler ve komisyonlar kuruldu. Anayol hükümeti, yani ANAP'la Doğru Yol Partisi'nin kurduğu hükümet yıkılınca ve Doğru Yol Partisi, Refah Partisi ile hükümet kurmaya karar verince Refah Partisi tarafından kurulması istenen yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere ve Yüce Divan'da muhataplarının yargılanması için komisyon kurulmasını isteyen Refah Partisi, hükümet ortağı olduğu için Çinlerle ilgili verdiği önergelerle oluşan soruşturma komisyonlarının tamamında iddiaların hepsini, yani kendisi tarafından dile getiren iddiaların hepsini akladı. Çinlere akladı ve hiçbirini Yüce Divan'a göndermedi. Arkasından AK Parti geldi. AK Parti de bu soruşturma komisyonlarını kurdu. Bazı bakanları, işte Mesut Yılmaz da dahil, gene Yüce Divan'a gönderdi. Gene hepsi aklandı. O dönem işte Anasol D hükümetinin Bayındırlık Bakanı'ydı Koray Aydın. Onunla ilgili bir de savcı 900 küsur yıl ceza istedi Yüce Divan yargılamasında. Oy birliğiyle beraat etti. Yani siyasetin hesap soracağım diyerek vaatte bulunduğu, hesap soracağı yer olan parlamento çatısı altında kurduğu soruşturma komisyonlarıyla Yüce Divan'a gönderdiği iddiaların hiçbiri soruşturulmadı. Yani hesap sorulamadı. Böyle söyleyeyim sana. En son biliyorsun işte AK Parti döneminde 17-25 Aralık'tan sonra 4 bakanla ilgili iddialar kendisine geleceği için Recep Tayyip Erdoğan bizzat soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Orada da meclisteki çoğunluğuna dayanarak akladı. Yani bu soruşturma, hesaplaşma meselesi siyaseten şöyle oluyor. Ya hükümete ikna etmek için karşı tarafı pazarlık aracı haline geliyor ya da parlamento çoğunluğunuza dayanıyorsunuz. Siz muhtelif iddialar altındaki bakanlarınızı aklıyorsunuz. Yani bunların hiçbiri bir hesap sorma haline dönüşmüyor. Dönüşmedi de bugüne kadar. Bunun yerine benim tezim şu.
Muhalefetin en temel vaadi şu olması lazım. Kendisini de bağlayacak bir vaattir bu. Bağımsız yargının önünü açacaksınız. Yargı bağımsız çalışacak. Hatta buraya ekstra soruşturma yapması için bir dönem gündeme gelen adli kolluk teşkilatını da kuracaksınız. Ve bütün devlet içindeki denetim mekanizmaları, devletin o hiyerarşisi içinde siyasi iktidardan bağımsız çalışacaklar. Seni de denetleyecekler. Senden önceki dönemi de denetleyecekler. Mükemmel bir dosya oluşturacaklar ve bu dosyayla yargılama başlayacak. Gerekiyorsa o dosya Yüce Divan'a çıkacak. Bakanlarla, başbakanla, hatta Cumhurbaşkanı'yla ilgili ise Yüce Divan'a çıkacak ve kimsenin itiraz etmeyeceği adil bir karar ortaya çıkacak. Yani bir siyasi araç haline geldi bu hesaplaşma işi. O yüzden söylüyorum. Yani meydanlarda bu cümle kullanıldığı zaman insanların çok hoşuna gidiyor. Şimdi bu cümleleri kurduğunuz zaman bazı insanların yüreğine bir su serpiliyor. Bundan hoşlanıyorlar ama sonuç olmuyor. Yani 40 yıllık ben bir kronolojiye baktım. Siyasetin hesap soracağım vaadiyle iş başına geldikten sonra sorduğu bir hesap yok. Maalesef yok. O yüzden bunun yerine daha kalıcı, kimse tarafından da oynanmayacak, araçsallaştırmayacak da bir mekanizma gerekiyor. Ben bu yazıda uzun uzun bunu anlattım somut örnekleriyle. Şimdi yani muhalefette de bunu görüyorum. Bu sakın şu şey anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. Yapanın yanına kâr kalacak. Hayır. Yapanın yanına kâr kalmayacak. Tam tersi. Siyasetçi de yapanın yanına kâr kalmayacak bir sistem oluşturacak. Ve kendisi de bundan çekindiği, korktuğu için ne yapıldıysa kendisinden önce hesap sorulması gereken yapamayacak. Çünkü siyaset şöyle bir şey. Bu alanda yani o hesap sorma alanını doldurmak istemiyor. Bunu işletmek istemiyor. Çünkü yarın öbür gün belki kendisinin önünde de çıkacak bu hesaplaşma işi. Ve bundan bizim siyasetçilerimiz muhalefette ya da iktidardakinden bağımsız söylüyorum. Bundan hoşlanıyorlar mı, bunu istiyorlar mı çok emin değilim. Anladım. Şimdi hakikaten bu konularda kafalar karışık. Peki şunu sormak istiyorum. Az önce girişte hatırlattım. Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı Devri Sabık'tan yana ama Ali Babacan, Millet İttifakı'nın bir başka ortağı, Devri Sabık istemiyoruz, düşünmüyoruz demişti. Bu muhalefette bir anlaşmazlık konusu olur mu sence? Hayır olmaz. Yani Millet Kemal Bey de İttifakı'na hukuk, daha doğrusu. tabii Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da hukuk içinde hesap sorulmalıdır diyor. Hukuk hesap sormalıdır diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gültekin Uysal'ın, Ali Babacan'ın haddi değil hesap sormak. Hukuk. Yani bunlar hakim de değil, savcı da değiller. Siyasetçiler. Ve o karşısındaki insanlar siyasi rakipleri. Yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan da siyasi rakiplerine neler söylüyor? Bir hakim savcı yerine koysanız hepsi hainlikten, ajanlıktan, vatana ihanetten şu anda içeride olacaktı. Bunu bu kavramları, kurulları yerine oturtmak lazım. Bunu söylüyorum ben. Yani bunun da olası bir ittifakta, yani ittifakları hep kutucuklar olarak değerlendirmek lazım. Örneğin seçim ittifakı. Seçimde işbirliği yapmak için oluşturulmuş bir kutucuk. Ondan sonra bir koalisyon hükümeti modeli. Ondan sonra hükümet etmek üzere kurulmuş bir kutucuk. Yani kendi alanları içinde kalan ne hangi konularda anlaştılarsa o konuda çalışma yapacaklar. O konuda işleyecek ittifaklardan söz ediyorum. Ben bunun bir sorun olacağı kanısında değilim. Yani Ali Babacan hani Devri Sabık değil. O da hukuk içinde yargı aracılığıyla ne varsa iddia araştırılsın, denetlensin diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor. Gültekin Uysal da aynısını söylüyor. Yani burada geçmişe dönük bir hesap sorulmayacak. Ya terminoloji orada iyi kullanmak lazım. Geçmişte yapılan her şeyde ihaleler de dahil bağımsız denetim tarafından, bağımsız yargı tarafından denetlenecektir. Ortada bir ihlal varsa, yolsuzluk varsa, suç varsa bunlar tabii ki ortaya çıkarılacak ve gene yargı tarafından cezalandırılacaktır. Evet. Mesela şimdi Umut diyor ki peki bu gerekli reformların gerçekleştirileceği sürede kaybedilen zamanda ne olacak diyor. Ya Aradan geçen. burada birazcık şey olmak lazım, sabırlı ve sakin olmak lazım. Çünkü hani kolay değil. Yani ben senin programlarında da söylemiştim daha önce, bir kez daha tekrarlayayım. Bir hükümet değişikliğinde yani yeni hükümeti oluşturacak partiler gerçekten bir enkaz devralacaklar. Yargısı bir enkaz, ordusu bir enkaz, emniyeti bir enkaz, maliyesi, hazinesi bir enkaz, dış politikası bir enkaz. Tabii ki kolay olmayacak. Yani tıkır tıkır iş, yani liyakatli insanları kritik yerlere koyduğunuz zaman inanın 6 ayda bu yargılama süreçleri de başlayacaktır. İşlemeye başlar, yani başlamaması mümkün değil. Hatta sadece bu işleri soruşturmak üzere ayrı
adliyelerde birim kurabilirsiniz, birim oluşturabilirsiniz. Yani operasyonel olmamak kaydıyla, çünkü daha önce de biliyoruz işte Ergenekon için operasyonel birimler, savcılar atandı. 17-25 Aralıklar içinde, şimdi FETÖ soruşturmaları içinde yapıldı. Bunlar gibi değil. Yani bir niyete tekabül eden şeyler değil, oluşumlar değil. Tam tersi, ortadaki iddiaları araştıracak, daha iyi araştırma bilmesi için uzmanlardan oluşacak, takviye edilmiş savcılıklar, mahkemeler oluşturulabilir. Bunlar hiç zor değil, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bütün mesele burada niyet. Yani gerçekten iktidara gelen yeni koalisyon hükümeti, yeni tek başına hükümet kim olursa olsun, geçmiş dönemdeki bu yolsuzluk, usulsüzlük, suç fiili olan bütün her şey, yani devletin talan edilmesini baştan sona denetleyerek bunların sorumlularını hakim karşısına çıkaracak ve bundan sonra yapılmaması için gerekli önlemleri alacak mı, almayacak mı? Kritik soru bu. Anladım. Şunu söylemeliyim, yani bunun zamana yayılmasına bile o kadar canı yanmış ki insanların, tahammülü yok aklıma. Kimsenin. Onu söyleyeyim Sedat. Yani hayır, talan edilmiş bir ülkede yaşıyoruz. Öyle kolay değil. Yani ben herkes anlıyorum. Yani benim cümlelerim onlarınkinden daha ağır ama kurmamak lazım. Evet. onların yaptığını yapmayalım diyorsun. Yapılmamasını sağlamak lazım diyorum. Öyle bir sistem, öyle bir hukuk düzeni kuracaksınız ki. Yani zaten en büyük iddiamız da bizim güçler ayrılığı. Güçler ayrılığı dediğiniz, güçlerin birbirini denetleyebilir niteliğinin olması. Yani yasama yürütmeyi denetleyecek, yürütme yargıyı, yargı yürütmeyi, yasama yürütmeyi denetleyecek ve biz de gazeteci olarak, basın olarak, dördüncü güç olarak bunların tamamını denetleyeceğiz ve buradaki belgeleri, bilgileri, denetlenen sonucunu halkla paylaşacağız. Diyeceğiz ki arkadaş, siz bunlara oy verdiniz ama seçimden önce sizi kandırmışlar, bir şey yaptıkları yok, ya da tam tersi size vaat ettiklerini yapıyorlar, işte tablo bu diyeceğiz, eksik kalan yerleri de göstereceğiz. Bu demokrasi. Yani bunu kuracaklar mı, kurmayacaklar mı? Bunu kurdukları zaman zaten işin %50 kısmı halloluyor. Anladım. Şimdi Sedat, biraz Millet İttifakı'nı madem konu açılmışken konuşalım istersen, sonra geçeriz iktidara ve Cumhur İttifakı'na. Gelen anket sonuçları iyi gidiyor. CHP'nin açılımları var. Ya açılım deyince burada hemen yanlış anlaşılmasın. İlk akla gelen işte çözüm süreci ve Kürt açılımı geliyor. Alevi açılım geliyor mesela. Siyasi açılımlar diyorum. Mitinglere başlıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Örneğin işte Mersin'deki ilk mitinge Mersin Valiliği izin vermedi Cumhuriyet Meydanı'nda. Kılıçdaroğlu da dedi ki bize her yer Cumhuriyet Meydanı. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı yok. Mitinglere başlayacak. İyi Parti zaten epey bir yol aldı. Ne diyorsun bu konuda? Millet İttifakı'nı nasıl görüyorsun? Yani şunu bir tespit etmemiz lazım. Eskiden seçim sürecinde yaşardık biz bunu ama bu dönem çok erken başladı bu işler. Hatta hiç kaybolmadı. Herkes politizeler. Sokak politize. Çünkü ciddi bir mesele var sokakta. Pahalılık, yoksulluk diye. Bu da insanları politik hale getiriyor. Politik duyarlılığı artıyor. Yani seçim döneminde insanların ilgi çektiği siyasi haberler, siyasi yorumlar şimdi bütün insanların ilgisini çekiyor. Sokakta görüyoruz işte genç meslektaşlarımızın yaptıkları röportajlarda mikrofonu sattığı insanların tamamı bir politik manifesto şeklinde konuşuyorlar. Tabloyu tahlil etmekte hani 3-5 tane arıza var. Formatlanmış, illüzyona uğramış tipler var ama onları çok dikkat almamak lazım. Ardına olur. Ama geri kalan insanları gördüğünüz zaman özellikle gençler insanları şaşırtır bir şekilde mevcut tablonun bir politik okumasını yapıyorlar sana. Şimdi bu kadar politize olunan bir yerde muhalefet partisi de bu politizasyonu kendi lehine çevirmek istiyor. Onu bir zemin olarak kullanarak onun üstünden hükümeti sıkıştırmak istiyor. Çünkü hedef Millet İttifakı bileşenleri teker teker çalışarak iktidarı erken seçime zorlayacak. Daha doğrusu erken seçim talebini ısrarla dile getirerek iktidarı sıkıştıracak. Yani öyle bir yöntem izliyorlar. Hani bugünden yarına bir erken seçim beklentisi muhalefette de yok ama olabildiğince sıkıştırıyorlar. Çünkü erken seçim talebi güçlü geldiği zaman ve toplumda, sokakta, kitlelerde, seçmende karşılık bulduğu zaman iktidarın dengesi bozuluyor. İstemiyor çünkü. Mitingler şu, örneğin en son İYİ Parti Deniz'de bir miting yaptı. Her ne kadar iletişim şahında yaşıyor olsak bile mitingler hala seçmen kitlesini etkileyen en önemli etkenlerden, en önemli faaliyetlerden bir tanesi. Çünkü Denizli'deki mitinge örneğin çevre illerden insanlar geldiler, o mitinge katıldılar. Tekrar döndükleri zaman bulundukları ortamlarda, kahvelerde, kafelerde, evlerde ya da işte bir araya geldikleri yerlerde
Bunu konuşuyorlar. Yani ben gittim mitinge diye yeni bir haberle, yeni bir öyküyle insanların karşısına çıkıyorlar. Ve bu bir anda bir dalga şeklinde yayılıyor o coğrafyada. O yüzden Denizli'de İYİ Parti'nin yaptığı miting ses getirdi. Şimdi Mersin'deki miting de aynı şey. Yani müthiş meydan dolu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun vitesi de yükseltti. Bir herkese cesaret verici sertlikte iktidarın üstüne yükleniyor. Kullandığı dil de artık çok keskinleşti. Bunun meydana yansımasını test edecekti orada. İşte çevre illerden de çünkü orası fiziki olarak ulaşım da kolay Mersin'de. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak devlet olanaklarıyla gittiğinde topladığı kalabalığın belki 4-5 mislini toplayacaktı. Bu da şu anda moral motivasyonla hareket eden yani bir psikolojiyle, psikolojik üstünlükle hareket eden CHP'yi de, CHP'nin yanında yer alan Millet İttifakı'nı da bir cesaretlendirecekti, iki moral verecekti. Ama tabii karşı tarafta da bir engelleme var. Ama bu engellemeler ilk kez olmuyor Lale. Şimdi yaşı bizden bir tık büyük olanlar belki hatırlayacaktır. Demirel'i örneğin Antalya valisi zamanında miting yapmak üzere Antalya'ya sokmadı. Antalya'ya doğru. Sokmadı yani. Ondan sonra ona da hesap soracağım dedi Demirel. Meydan dolaşıp o valiye de hesap soracağım demişti o zaman. Yani şimdi devlet aracını elinize geçirdiğiniz zaman bu tip engeller getiriyorsunuz ama siyaset bu engelleri tanımıyor. İşte Demirel örneğini veriyorum. 40 yıl önceki, 35 yıl önceki bir örnek. Sonuçta geldi o başbakanlık koltuğuna oturdu. Yani bu gibi engeller bir anlam ifade etmiyor. Kaldı ki yani artık yükselen bir muhalefet, her gün daha da düşen bir iktidar var karşımızda. Mitinglerdeki tek sıkıntı şu bence, yani bu pandemi nedeniyle ben bir kaygı duyuyorum, bu uyarıyı yapma gereği duyuyorum. Aynısını Denizli'de yapılan İYİ Parti mitinginde de demiştim. Günde 20-30 bin pozitif vaka çıkıyor, 200 küsur insan ölüyor. Yani çünkü iktidar, hükümet, devlet saldım çayıra, mevlam kayıra yöntemiyle, pandemiyle mücadele ediyor. Böyle bir mücadele yöntemi yok. Bununla bir dikkat etmek lazım, tamam. Siyaset de lazım. Siyaset çünkü Türkiye'deki insanların sorunlarını, sıkıntılarını dile getirecekleri en meşru zemin orası. Taleplerini, itirazlarını neyse ve sandık da gelecek. O siyaset üzerinden o sandık şekillenecek. İnsanlar orada ona göre tercihte bulunacaklar, oy kullanacaklar ama yani bu ikisinin arasını iyi tutturmak lazım diye düşünüyorum ben. Anladım. Şimdi merak edilen birçok konu var tabii. Asıl gündem maddesi ekonomi ama biraz da ben şimdi Kılıçdaroğlu bu helalleşme açıklamasıyla tepki de topladı. Olumlu bulan da oldu. Tepki aslında ilk gün yaptığı açıklamayla biraz ilgili. Çok somut değildi hani bu helalleşmenin kimle, nerede, ne zaman yapılacağı. Ben öyle düşünüyorum en azından. İlk gün ben de yani ne olduğunu anlayamadım. Acaba CHP kendi geçmişiyle mi helalleşecek? Üzerinden bir tartışma başlamış. Onun üzerine konuştuk ama daha sonra bunun işte hangi maddeler olduğunu, nelerle olduğunu açıkladı. Fakat gene az da olsa bir tepki var kamuoyunda, seçmende. Bunu sence eritebilecek mi Kılıçdaroğlu bu tepkileri? Bu muhafazakar sağ siyasette bir CHP ezberi var ve kendi kitlesini, kendi seçmenini, tabanını bununla çok rahat ikna ediyor. İşte bu CHP zihniyeti, bu tek parti İsmet İnönü dediği zaman yani cümlenin içinde bunlar geçsin. Geri kalan kısmı önemli değil. Ne olursa olsun işte ozon tabakasını ve İsmet İnönü işte tek parti döneminde delmeye başladılar dediği zaman buna inanacak, hazır hale getirmiş bir muhafazakar kitle var. Ama bu helalleşme meselesinde bunun CHP'de de ciddi bir karşılığı olduğunu gördük yani. Çünkü CHP'nin geçmişinde helalleşmesini gerektirebilecek olumsuz bir nokta yok. Bunu muhafazakarlar dile getiriyor. Sen otomatikman onu kabullenmiş oluyorsun. Oysa helalleşme şudur. Oturursunuz bir masaya, ne varsa eteğinizde dökersiniz. Yani tek parti dönemini eleştireceksiniz. Ya imparatorluk bakiyesinden çok dilli, çok milletli, çok dinli bir imparatorluk bakiyesinden siz bir ulus devlet yaratıyorsunuz. Ve o dönem gerçekten hani şimdi Kurtuluş Savaşı falan filan her şeyi benzetiyorlar ya. O dönem gerçekten 7 tane süper devlet sizin ülkenizi işgal etmiş. Bunlara karşı ufak ufak direnişler halinde başlayan ulusal kurtuluş mücadeleniz bir araya gelmiş. Ve bunlardan fiili olarak bir ülkeyle siz savaşmışsınız ama arkasında bunların tamamı var. Yani gerçekten bir mücadeleyle gelmişsiniz ve ondan sonra da bırakmamışlar zaten. Durmadan içinizi karıştıran bir dönem var. Tek parti dönemi var.
Buna karşı tabii ki hani abartılı bulabilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz, bugünden baktığınızda yanlış görebilirsiniz ve bu tespiti bugünden yapabilirsiniz. Bu konuşulur, bu tartışılır. Bu başka bir şey. Yani bunun için tüm CHP'nin geçmişini, yani bu ülkenin kurucu kadrolarının tamamını falan suçlayarak bunları toptan kaldırıp bir köşeye koymak kimsenin aklından geçmez, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Çünkü o koltukta oturuyor, yani o koltukta ne varsa hepsinin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtında. Yani bunların bir kısmını çıkıp ortaya der ki ya ben bunları taşıyamıyorum, taşımıyorum der. Ama bunlar demiyor, sahip çıkıyor oraya oturarak. Bunun konuşulması, tartışılması lazım. Bunu konuşup tartışmadığın zaman ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor Lale. İşte bir parti çıkıyor, AK Parti, bir lider çıkıyor, Recep Tayyip Erdoğan. Tek parti dönemini, yani 70 yıl öncesine diyor ki işte bütün sınıf kendisini de katarak, ben diyor o tek parti döneminde ortaokuldaydım. Bütün okul 150 kişiydi, sınıflar falan diyor. Çünkü yani 70 yıl önce o sıraya oturması önemli değil. Yani biraz önce söylemiştim ya, ezber üzerine konuştuğunuz zaman kitleniz hemen buna inanıyor. Hemen her şeyde bir tek parti kötülemesi var. Bir tek parti bağlantısı var. Ya da işte hiç 74 Barış Harekatı'nı bile dikkate almadan bu ülkenin muhatap olduğu, o ulusal duruşa karşı muhatap olduğu ambargonun sonuçlarını kötü bir şey gibi sunuyor insanlara. İşte insanlar benzin kuyruğundaydı, insanlar yağ alamıyorlardı falan diye. Bunların hepsini oturup bir konuşmak lazım. Konuşmadığınız zaman siz bu muhafazakar sağ siyasetini ezberlerine malzeme vermiş oluyorsunuz. Bu bir öz eleştiri mekanizması da değil. Hani helalleşme birazcık İslami bir kavram olduğu için herkes ilk başta CHP'nin tabanı başta olmak üzere bir tepki gösterdi. Ama sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkilemeye ve ikna etmeye çalıştığı kitle CHP tabanı değil. Onlar her şeyin farkında. Biliyorlar, kendi tarihlerini biliyorlar zaten. Öbür tarafı çünkü birlikte yol alıyorlar. Birlikte yol almak zorundalar. Şimdi helalleşme, yani Musa Ataş'ın oturduğunuz zaman da imam soruyor helallik veriyor musunuz diye. Orada mı helalleşilmesi lazım yani? Bir yerde bir helalleşilecek, öyle ya da böyle. Ama Kaçış yok diyorsun. ya kaçış yok yani, konuşmak lazım diye. Yani helalleşmeyi işte konuşma, tartışma, bir neyse insanların eteğindeki taşları dökme dönemi. Çünkü bunlar siyasetin artık şeyi olmaması lazım. Çünkü tarih köprüsü dünden yarına kurulur. Ama bizimkilerin hepsi tarih köprüsünü bugünden düne kuruyorlar. O yüzden bugün de kaybediyoruz, yarın da kaybediyoruz. En güzeli, çünkü hani tarihinde hiç yanlış yapmamış bir ülke yok. Bizde de var yanlışlar. Şimdi mükemmel bir geçmişimiz var deme ihtimalimiz yok. Bir de biz biliyorsun Osmanlı'nın da bütün kurumlarını, günahlarını, sevaplarını sırtlanmış. Cumhuriyetle birlikte yol alıyoruz. Yani Genelkurmayımızın 300 yıllık, işte kara kuvvetlerimizin 2000 yıllık olmasının kökeninde de bu yatıyor. Danıştayımız, Cumhuriyetimiz daha 90 küsur yaşında. Danıştayımız, polis teşkilatımız hepsi 200 küsur yaşında. Nasıl oluyor bu işte? Yani bunların hepsini sırtında taşıyan bir genç cumhuriyet var ve bu yük bazen ağır gelebiliyor. Bunları bir konuşmak lazım. Ben helalleşmeyi öyle anlıyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla da dönem dönem bunların bir sohbetinde yapıyoruz. Hani böyle Peki bir... bu açıklamadan sonra Sedat sormak istiyorum. Gelen tepkilerden sonra hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Yani ne diyor bu gelen tepkilere? Olumsuz tepkiler için diyorum. Ya bu konuşmadık, bir yazıştık. Neyse Şey, yani. yani bu beklediği şeyler zaten. Yani bunlar çok hani onun beklemediği, son anda ortaya çıkan şeyler değil. Ama biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu çok sabırlı, sakin, çok hırsları da olmayan birisi. Şunun Evet. altını çizmek lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken kendine bir gelecek planlaması yapıyor diyemeyiz. Yani bir gerekliliğe işaret ettiği için dile getirmiştir. Yoksa böyle inanmadığı, anlamadığı, hani içinde dolduramadığı kavramlar üzerinde çok fazla konuşmaz. Anladım. Şimdi yine muhalefette devam edelim. Ortak miting teklifi vardı Kılıçdaroğlu'nun. Fakat diğer partiler tarafından olumlu karşılanmadı. Ne diyorsun bu konuda? Ya çok doğru. Yani Millet İttifakı'nı her zaman söylüyorum. Yine bir tarif edelim. Altıdan yani üçü potansiyel Millet İttifakı üyesi olmaya aday potansiyel Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Üçü de Millet İttifakı'nın devam ettiği Demokrat Parti, İyi Parti, CHP. Bunların altısında ayrı parti olduğunu görmek lazım. Tabanları da ayrı ve tabanlarının duymak istedikleri sözler de ayrı. Şimdi ortak miting yaptığınız zaman siz hangi kitleye sesleneceksiniz? Ve
Yani bu siyasi parti olmanın, siyasi faaliyetin de çok şeyine uygun bir şey değil. Ortak bir miting. Hani bir bunun zaten sıkıntısını bir çatı adayı meselesinde yaşayacağız. Nitekim Ekmelettin'de çok miting falan yapılmadı. İşte toplantılarla geçiştirildi. Ama örneğin ayrı ayrı girilende Meral Akşener ayrı miting yaptı. Orada bir sıkıntı olmadı. Şimdi ortak miting yapmak çok kolay değil. Farklı partilerin bir araya gelerek ortak miting yapmaları çok Evet. kolay değil. Çünkü orada tabanın, örneğin sizin ittifak yaptığınız ve muhtemelen ittifak için her konuda anlaştığınız partiyle sizin tabanınızla onların tabanının anlaşabileceği konusunda bir garantimiz yok. Çünkü şu anda muhtelif taşların muhtelif yerlerindeki kahvelerde Millet İttifakı'nın oluşturan partilerin tabanında yer alan seçmenler çatır çatır tartışıyorlar. Yani onların da her şeyde anlaştıklarını beklemek çok doğru değil. Bir de rafine olması lazım mitinglerin. Hele şu dönemki mitingler için söylüyorum. O yüzden ben bu çok hani bir ortak reddedilmekten daha çok herkesin ayrı edilmesi konusunda ikna olduklarını düşünüyorum. Evet. Zaten de yani şimdi ortak miting bence şu noktada olur. Hani ülkenin ortak meseleleri var. En başta zaten hemen seçim çağrısında oradan yola çıkarak yapmıştı Kılıçdaroğlu Akşener'le görüştükten sonra ekonomik kriz. Belki onunla ilgili bir böyle simgesel ortak miting yapılabilirdi ama işte senin de dediğin gibi hani her partinin kendi siyasi bir ideolojisi, bir görüşü var, bir yol haritası var. Hani bu seçime kadar böyle gidecek diye bir şey yok ama bence şey iyi olurdu diye düşünüyorum. Böyle bir iki miting ülkenin içinde bulunduğu duruma dair birlik beraberlik mesajı verecek, tek yumruk mesajı verecek bir iki miting iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Tabii öyle bir fotoğraf karesini herkes bekliyor aslında. Yani öyle bir beklenti var bütün tabanda seçmen kitlesinde ama tabii ki bizlerin de düşünemediği bir strateji işliyor orada. Yani Millet İttifakı'nın bileşenler arasında da böyle bir strateji işliyor. Oysa ki parlamento çatısı altında en zor işi parlamenter sisteme dönmek için anayasa değişiklik metnini hemen hemen hazırladılar. Yani bunu hazırlayabilen bir iradenin birlikte miting yapamayacağını söylemek birazcık şey ama dediğim gibi strateji orada da işliyor anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi ortak mitingle ilgili durum bu. Peki sen son anketleri takip ediyorsundur muhakkak. Evet, kısmen bakıyorum. Değişimi nasıl buluyorsun ya da değişim ne olduğunu düşünüyor musun? Çok normal. Yani birazcık siyaseti koklayabiliyorsanız bu anketlerin dilinin doğru bir şey söylediğini anlıyorsunuz. Çünkü sokakla hemen hemen aynı. Hani bazen anketlerde çok inişler çıkışlar oluyor. Benim şaşırdığım halen şu, yani Cumhur İttifakı'nın %40'ları bulan oy oranına halen sahip olması şu ekonomik koşullarda. Ben üstüne düşünmesi gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bekir Ağırdır örneğin tartışıldı bir epeyce HDP'nin oyunun %15 olduğunu dile getirince. Ben normal buluyorum. Bekir Ağırdır da iyi bir yere bağlıyor, gençlere bağlıyor HDP'nin şeyini, oyunun artmasını. Çünkü aynen 2001 seçimlerinde, 2002 seçimlerinde olduğu gibi toptan bütün siyasi partilerin olumsuzlukları bir anda seçenek olarak ortaya çıkan ve onlara tepki gösteren partiye yönelmişti. AK Parti'nin 36,5 almasının kökeninde diğer partilere kızgınlıklar yatıyordu. Şimdi bütün partilere kızanların için, özellikle gençler için söylüyorum, HDP bir seçenek olarak orada duruyor. Yani seçmen kızdığı partiyi en çok hakim kızdırıyorsa ona yönelme eğilimi gösteriyor. Bu gençlerde daha çok var. Çünkü gençler daha heyecanlılar, daha sıcak kanlılar. Daha bir radikaller öyle söyleyelim bu seçenek oy verme meselesinde. Bunların hepsi bir bilimsel veriye, bir şeye dayanıyor, bir mantığa dayanıyor. Yani örneğin Recep Tayyip Erdoğan karşısında sürekli olarak iki belediye başkanının hep Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde olduğu söyleniyordu. Oysa Meral Akşener'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun o listeye ekledikleri zaman onların da oyları Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde çıkmaya başladı. Ama bu hissediliyor, bu sokakta da görülüyor. Örneğin AK Parti ile ilgili bir anket yöneticisi söz etmişti. Bana mantıklı geldi. Hani eskiden Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin önünü açıyordu, şimdi önünü tıkıyor dediler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan yerine anlamlı bir figür koyduğunuz zaman belki AK Parti'nin oyu çıkacak, yükselecek. Bunlar yani anketlere yansıyan şeyler gerçeği yansıtıyor. Ben öyle görüyorum. Hani üç aşağı beş yukarı. Hani denek sayısına, deneklerin bulunduğu yere
işte anketin yapıldığı kente göre değişiklikler gösterebilir ama geneli yansıttığını düşünüyorum ben. Sedat donmadın değil mi? Yok, ben iyiyim. İyisin. Aman donma. Gayet hareketliyim. Beni bırakıp gitme. Peki. Tekrar belki Millet İttifakı'na döneriz ama Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın son dönemde içinde bulunduğu durumu sana da sormak istiyorum. Bunu bu kadar hani bu ekonomik gelişmelerden sonra işte bugün gene ekonomiye dair çok ciddi çok önemli laflar etti ama bunun içini doldurmak lazım elbette. Bunun ne anlama geldiğini ya da ne yaşadığını, bu ülkenin neler yaşadığının farkında mı Erdoğan? Kamuoyu bunu da tartışıyor son işte 15-20 gündür. Çünkü yani hani ben mesela bir lider olsam, ülkenin başında olsam, ülke bunu yaşıyorsa derim ki ya bir şeyler yapayım ki tekrar bana oy versinler. Ama oy vermemeleri için ne gerekiyorsa yapıyor Erdoğan. Ben bunu anlayamıyorum. Şimdi işte kimisi diyor ki bu olandan bir tane haberi yok. Kimisi diyor ki çevresi şöyle, çevresi böyle. Bülent Arınç'ın ilginç bir röportajı var. Son dönemde özellikle dikkat çekici açıklamalar geliyor üst üste. Beni yanılttı açıkçası. Ben ikincisinden sonra geri adım atar diye düşünmüştüm. Yani daha önceki örneklerden yola çıkarak. Ama yapmadı. Hala devam ediyor. Şimdi diyor ki Bülent Arınç, bu çevresindeki kişileri zaten kendi belirliyor. Yani burada yanılması mümkün değil. O mealde açıklamaları var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii. Yani önce Bülent Arınç meselesini yapayım. Seninle konuşmuştuk bir Abdullah Gül Bülent Arınç meselesi. Bülent Arınç üstüne koyarak devam ettirecek. Abdullah Gül'e ayrıca geleceğim. Evet. Bülent Arınç'la ilgili olarak hani özgür ağırlığı yoktur falan diyorlardı ama yaptığı her açıklama evet. Bir partide çalkantı yaratıyor ve parti adına konuşan insanlar yanıt vermek zorunda kalıyorlar. Bu bir özgür ağırlığının olduğunun, o özgür ağırlığını muhafaza ettiğini göstergesidir demiştim. Üstüne koyarak da devam edecek. Artık kimse Arınç'ı susturamaz demiştim. Yavaş yavaş başladı bu işler anladığım kadarıyla. Daha da radikal şeyler var orada. Yani gerekirse Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarım arkadaş dedi. Yani bu en son noktadır artık. Bundan sonra aday olarak çıkmasını beklemek lazım. Şimdi şu, ya yorgun. Hükümet yorgun, iktidar yorgun. Recep Tayyip Erdoğan çok yorgun. Gerçekten ben de şunu bilmiyorum. Bu kadar kopuk mu? Çünkü bu kopukluğa ilişkin bize aslında en somut veriyi Temel Karamollaoğlu aktardı. Yani müthiş bir iyilik yaptı bu ülkeye. O zaten görüşmeden sonra, o görüşmenin de adını koymak lazım. O görüşme Saadet Partisi ile Cumhur İttifakı'nın arasında herhangi bir şey olmayacağının net kesilip atıldığı bir görüşmeydi. Artık Cumhur İttifakı'nın Saadet Partisi'ne yönelik herhangi bir talebinin olmayacağını ya da talebinin olmaması için yapılmış bir görüşmeydi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye Temel Karamollaoğlu aralarında var olan bütün politik köprüleri atmaya gitmiş. Çıkışta yaptığı açıklamayla biz bunu anladık ve orada net bir şekilde önümüze koydu bizim tabloyu, fotoğrafı, bitiş bir gazetecilik yaptı aslında. Dedi ki buradaki insanlar gerçeklerden, hayattan, ülkeden kopuklar. Ve bunu feryat figan etti. Yani normal koşullarda Temel Karamollaoğlu böyle bir ikili görüşmenin bu kadar detayını vermemesi gereken birisi vermez de verme gereği duydu. Yani bir alarm zili çaldı, işaret fişi patlattı. Durumun vehametini paylaşma ihtiyacı duydu geniş kitlelerle. Ve biz buradan öğrendik ki gerçekten bir kopukluk var. Ve bu süreç içerisinde bunun gerçek olduğunu da görüyoruz. Yani mükemmel bir ekonomimiz olduğunu söylüyorlar. Ekonomide bir sorun olmadığını, sokaklarda sorun olmadığını, hayat pahalılığı olmadığını anlatıyorlar durmadan ekranlarda bize. Biz kimiz? İşte iki market alışverişi yaptıktan sonra hayatın ne kadar pahalı olduğunu canımız yanarak öğrenen insanlarız biz. Bizlere bunun böyle olmadığını anlatıyorlar. Yani gördüğümüzü bize tarif eden bir siyasetçiler var karşımızda. Bu derece insanlardan, halktan, gerçeklerden kopuk mu? Temel Karamollaoğlu kopuk olduğunu söyledi. Ben ona inanıyorum. Yani şimdi o fotoğraf karesini getirdi önümüze koydu. Bu tabloda yani yaşadıklarımız da Temel Karamollaoğlu'nu haklı çıkarıyor. Yani ne olacak? Bu ne olacak? Kestirmek çok mümkün değil. Yani Temel Karamollaoğlu bu cümleyi birkaç yerde daha kurdu. Sorunu çözmek için önce sorunun varlığını kabul edeceksiniz. Bunlar varlığını kabul etmiyorlar. Yani ekonomik krizi ortadan kaldıracaksanız önce diyeceksiniz ki bir ekonomik kriz var. Yani arabanın lastiği patlamış, siz patlamadı deyip hala devam ediyorsunuz yola. Şimdi önce bir arabanın lastiğini patladığını kabul edeceksiniz, arabayı lastikçiye götüreceksiniz. Burada böyle bir şey yok. En temel mesele burada zaten. Bu insanı ürkütüyor. En kaygı duyulan nokta da burası.
Yani Arınç'ın söylediği, kendi çevresini oluşturduğu meselesi doğru. Zaten Arınç da dahil olmak üzere yola çıktığı insanların hepsine gücünü ve devlet içindeki gücünü, kendi gücünü de parti içindeki gücünü de tahkim ettiyse ettikçe tasfiye etti Erdoğan ve bugünkü kendi çevreleyen insanlar, 3-5 tane zaten fazla da yok yanında, kendisi oluşturdu. O insanlar Erdoğan'a ülkenin gerçeklerini aktarıyorlar mı, aktarmıyorlar mı ya da sadece duymak istediği şeyleri mi aktarıyorlar? Oralarda birazcık kafa karışık. Çünkü oradaki varlık nedenleri de zaten Erdoğan'ın duymasını istedikleri şeyleri aktarmak üzerine kurulu. Yoksa orada barınamazlar. Üçer beşer maaş almaları da mümkün olmaz. Bu bir tehlikeye işaret ediyor. Yani ülkedeki insanların hani geleceğe yönelik umutsuz olmalarını gerektirecek bir tehlikeye de işaret ediyor aynı zamanda. Anladım. Şimdi tekrar muhalefete döneceğim. Onunla ilgili Ferit Bey'den bir soru geldi ama Umut Bey diyor ki, peki Asil Türk hayatta olsaydı Saadet Partisi'nin konumu ne olurdu diyor. Biliyorsun Asil Türk'ün Erdoğan'la görüşmesi, yaptığı açıklamalar yok, yok. Vesaire çok tartışılmıştı bir dönem. O zaman seninle de konuştuk. Ben de uzun uzun anlattım çıktığım kanalda. Evet. Da. Yani Asil Türk Saadet Partisi'ni alıp Cumhur İttifakı'na taşıyabilecek güce sahip değildi. Yani Asil Türk orada bir daha görünür hale getirdi partisini. Birazcık daha tartıştırdı. Ama en güçlü olduğu dönemde AK Parti'ye gitmemiş bir saadet tabanından söz ediyoruz. Ve Erbakan tarafından formatlanmış. O dönem biliyorsun hani Oğuzhan Asiatürk Cumhurbaşkanı'na görüşmeler yaptığı zaman sanal alemde Erbakan videoları dolaşmaya başladı. AK Parti'yi tarif eden, AK Parti'ye işte. Yani bugün Oğuzhan Asiatürk'te olsaydı sıkıntı olurdu parti içinde. Ama yani Saadet Partisi kurumsal olarak, parti olarak Cumhur İttifakı'na eklenmemeye yetmezdi bu. Nitekim Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra bir de Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı görüşmeden sonra Refah Partisi, Saadet Partisi'nin de muhalefet vitesini büyüttüğünü görüyoruz. Örneğin yayın organları, onlara yakın yayın organlarında da bunlara tanıklık yapıyoruz. Kullandıkları diller ya da Saadet Partisi adına konuşan yetkililere baktığınız zaman bir vites büyütme söz konusu onlarda. Aynı şekilde yani çok dolaylı bir operasyon yön, Demokrat Parti'de de aynı söylemi görüyoruz. Yani bunlar artık muhalefet yapma dillerini de, içeriklerini de, eylemlerini de çok yükseltmiş iki tane parti karşımızda. Yani Oğuzhan Asiltürk bugün yani yaşıyor olsaydı muhtemelen gene bir temaslarını konuşurduk. Yani işte Cumhurbaşkanı geldi, o gitti ama dediğim gibi gücü yoktu yani Saadet Partisi'ni alıp oraya götürebilecek bir gücü yoktu. Anladım. Sizce erken seçim olmadan seçim süreci uzadıkça oranlar ne şekilde değişir? EYT, asgari ücret zammı, kredi dağıtımı gibi hamleler gelir mi? Gelirse neden, ne etkiler? Bora Bey sormuş. Erken seçime bağlantılı olarak konuşabiliriz bu konuyu da. Ferit Bey hemen bunun arkasından sizin sorunuza geleceğim. Ya şöyle etkilemez. Çünkü EYT'liler yıllardır bu sorunları çözülmedi. Hatta bir kısmı yaşını doldurdu, emekli oldu bu süre içerisinde. EYT'liler de, yani bu ülkede sorunu çözülmeyen kitleler çok iyi bilinçleniyorlar. EYT'liler bunlardan bir tanesi, örgütlendiler, bilinçlendiler. Neyin ne olduğunu ya da kendilerine aktarılacak kaynakların nereye aktarıldığını görüyorlar. Şu saatten sonra EYT'lilerin sorununu çözmek oy olarak onlara dönmez. Tam tersi kızgınlıkla, hatta onlara oy verecek olanlar da vermeyebilirler. Niye bugüne kadar çözmediniz diye. Yani bu dönem ben işte geçenlerde TV5'te Ahmet Davutoğlu'na da sordum. Dedim yani siz Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından tanıyorsunuz. Birlikte seçimlere de girdiniz, seçimleri de kotardınız. Ama seçim odaklı bir siyasi figür. Bütün algoritması seçim kazanmaya yönelik. Şimdi ne yapabilir kazanabilmek için, bu işi döndürebilmek için? Siz biliyorsunuzdur dedim. Hiçbir şey yapamaz dedi. Elinde hiçbir şey yok dedi. Yani oradan gelen birisi söylediği için aktarıyorum. Hani benim de aklıma bir şey gelmiyor. Bu saatten sonra ne yaparsa bu gidişatı tersine döndürebilir. Çünkü daha önce her şeyi kullandı. Yani elde malzeme kalmadı, öykü kalmadı. Verin yetkiyi, uçacağız dendi. Şimdi ne diyecek? Yani verin yetkiyi, tekrar uçacağız mı diyecek? Uçağımız göklerde, arabamız yerlerde. İşte faizle mücadele edeceğiz, dövizle mücadele edeceğiz. Bunların hepsi söylendi ve hiçbiri gerçekleşmedi. Şimdi bunlar tekrarladığınız zaman o insanlar bu tekrarlardan hoşlanmaz. Yeni söyleyebileceğiniz ne var bunların üstüne? İşte MHP'yi yanınıza aldınız, BKMK dediniz. İşte toptan bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Bütün insanlar, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi cümleler de kurdunuz. Onlar da bitti.
Yani insanın aklına bir şey gelmiyor. Yani bu seçimi dönüştürebilecek, seçime kadar ne yapabileceği konusunda hani biz normal, standart, sıradan insanların aklına gelen bir şey yok. Onların var mı onu da göreceğiz. Evet. Tekrar bir hamle yapıp Millet İttifakı'na dönelim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ferit Bey dedi ki aday göstermeden önce, Cumhurbaşkanı adayı göstermeden önce bir yurt genelinde bir anket yapılsa da ona göre aday belirlese Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir plan var mı? Hakikaten bu çok dillendiriliyor. Çünkü çok dikkat çeken, çok hakikaten öne çıkan isimler var CHP'de. İşte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bir sürü isim var. Yok, böyle, kendisi var Kılıçdaroğlu'nun. Böyle belediye başkanları artık şey listeden düştüler. Ekrem İmamoğlu da düştü. Çünkü yani parlamentoda yapılan parlamenter sisteme dönüş anayasa değişikliği içine de konuldu. Cumhurbaşkanı dönem yaptıktan sonra bir daha siyasete dönmeyecek. Ekrem İmamoğlu'nu bu hoşlanmayacağı bir düzenleme bu, eğer düşünüyorsa. Belediye başkanı olmaması gerektiğini Kemal Kılıçdaroğlu söyledi nitekim. Yani şimdi gene bir teknik bilgi vermek lazım. Bu Millet İttifakı kotarılabilirse ve Çatı adayında karar verilecekse, Çatay'dan kim olacağından daha önce Çatay'dan Çatı adayının nasıl belirleneceğine ilişkin bir yöntem üzerinde anlaşacak bu altı parti. Yani altı parti karar verecek, CHP karar vermeyecek sadece. Hani Millet İttifakı'nı bir özveriyle işlettiği için ya da işte yerel seçimlerde de başarı elde ettiği için hem Kemal Kılıçdaroğlu birazcık daha avantajlı gözüküyor burada. Kendisi adaylığında da ya da kendisinin ağırlığını koyacak adayı kabul ettirmede de bir adım önde gözüküyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bunu özellikle çok fazla tartışmıyorlar. Çünkü en sona bıraktıkları mesele bu. Bir erken seçim sattım haline girildiği zaman bir araya gelecek insanlar. İşte altı partinin belki genel başkanları bir araya gelecek. Orada herkese eşit oy hakkı verilecekse altısının oylamasıyla belki bir aday belirlenecek. Ama burada tabii muhtelif nitelikler göz önünde bulundurulacak Cumhurbaşkanı adayında. Çünkü hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da o dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı böyle bir siyasi kimlik üretme, oradan kendinize bir siyasi güç vehmetme yeri olmayacak. Millet İttifakı'nın bileşenleri tarafından atanmış bir cumhurbaşkanı modeli olacak orada. Ve parlamenter sisteme dönüşe sağlayabilecek, tabii bu parlamento çoğunluğuyla da ilgili, yetkilerinin büyük bir kısmını parlamentoya ve hükümete de verecek. Ondan sonra ömrünü, yani cumhurbaşkanlığı süresini tamamlayacak bir cumhurbaşkanı olacak. Eskinin yetkileriyle tamamlayacak bu görev süresini. O yüzden hani böyle geleceğe yönelik bir siyasi kimlik inşa eden iddialı bir siyasetçinin çok fazla heveslenmeyeceği bir yer orası. Bu sefer için söylüyorum. Ondan sonra başbakanlık devreye girecek. Nitekim bunun niteliklerinden, bu özelliklerinden dolayı Meral Akşener ben başbakan adayım dedi. İcracı olacağım, vaatlerimi yapacağım, onları gerçekleştiren yerde olacağım dedi. Yani burada benim tarif ettiğim Cumhurbaşkanlığı modelinin yani ne kadar bürokratik bir yapı olduğunu da altını çizdi öylece. Yani o yüzden hani BP halka sorar mı? Halka, hepsi birden halka sorarlar mı? Bu tabii ki çok kolay olmayacak. Çok da karmaşık bir süreç yaşayacağız bununla ilgili. Göreceğiz, bekleyip göreceğiz ama şu gün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İşte paratoner gibi çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Bütün eleştirileri ya da kim aday olacak soruların yanıtlarını kendi üzerinde topluyor. Bunu kendisi için mi kullanacak yoksa bir başkası için mi, onu da hep birlikte göreceğiz. Ama sadece Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu Millet İttifakı'nda yok. Cumhur İttifakı'nın da örneğin Cumhurbaşkanı adayını bilmiyoruz. Sadece MHP'nin adayını biliyoruz, Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'den ya da Recep Tayyip Erdoğan'dan ben bir dönem daha adayım, işte uçuracağım ki böyle cümleler kurmayı çok sever. İşte memleketi uçuracağım, hep muhteşem olacak, her şey güzel olacak cümleleri duymadık. AK Parti'den bir yetkiliden de bugüne kadar tabii ki doğal olarak adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır cümlesini duymadık. Orada da bir muallaklık var. İlginç. Yani herhalde ülkenin tamamına yakını o cepheden farklı bir karar geleceğini düşünmüyor. Tabii Erdoğan'ın sağlık sorunları bir sıkıntı yaratmazsa. Şimdi aslında sorunun içinde yanıt da var. Tersten bir soru. Bora Bey sormuş. Diyor ki
Helal Hanım, Sedat Bey'e lütfen sorar mısınız? Recep Tayyip Erdoğan karşısında kimi aday görmek ister, kimi aday görmek istemez? Şu dönem kimseyi istemez karşısında. Çünkü eli çok rahat değil. Yani topluma kendini anlatıp güven verebilecek ve meseleyi çözebilecek, çözümüne katkı sağlayabilecek herhangi bir siyasi figür artık Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında avantajlı hale geldi. İklim öyle bir iklim. O yüzden hani eskiden şunu söyleyebilirdik rahat bir şekilde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ister karşısında çünkü muhtelif söylemlerle onu ekarte edebilir. Ama artık oralarda değiliz. Oraları aşmış gözüküyoruz. O yüzden hani Erdoğan'ın karşısında aday tercih etme lüksü de yok. Gördüğüm kadarıyla artık niyeti de yok. Evet, anladım. Ve Abdullah Gül meselesi, onu seninle konuşmadan bırakmak istedim Sedat. Şimdi son 2-3 gündür ben Abdullah Gül ismini tekrar duyuyorum. Millet İttifakı'nın ortak adayı olabilir şeklinde. Tüylerim de diken diken oluyor. Açıkça ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ayda bir kere Abdullah Gül konuşuyoruz. Oysa ki geçen sefer de hatırlarsan söylemiştim ofisinde oturuyor. En büyük eleştirisi de oturması zaten. Yani hiçbir siyasi faaliyeti yok. Görüşmesi yok kimseyle. Ya Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'la eskiden haftada bir iki görüşürdü. Artık aylardır onunla da görüşmüyor. Gene niye konuştuk? Şundan Ahmet Davutoğlu gitti yanına. Ahmet Davutoğlu'yla Cumhurbaşkanlığı ayrıldıktan sonra araları çok fazla iyi olmadı. Ahmet Davutoğlu görevden ayrıldıktan sonra birazcık görüştüler. Ondan sonra gene ayrıştılar. Yıllarca gene görüşmediler. Ve uzun zamandır görüşmedikleri kanısındayım ben bu şeyle, nedenle. Ahmet 3 saate yakın görüşmüşler. Şimdi diyeceksin 3 saat ne görüşülür? 3 saatin 2,5 saatini Ahmet Davutoğlu konuşmuştur. Abdullah Gül dinlemiştir. Yani genel Türkiye meselelerini görüşmüşlerdir. Herhangi bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu'nu izlediğiniz zaman söylediği neler varsa muhtemelen Abdullah Gül karşısında da onlar söylemiştir. Şimdi bir de Temel Karamollaoğlu gidecek onun yanına. O yüzden bir Abdullah Gül'ü konuşuyoruz zaten. Temel Karamollaoğlu zaten 6 ayda bir, 4-5 ayda bir Abdullah Gül'ün yanına gidiyor. O ortak çatı aday meselesinden beri bu görüşmeler hiç kesilmedi. Sürekli görüşüyorlar. Bir de yani Türkiye artık başka bir siyasi hatta giriyor. Yani artık siyasi hat değişiyor Türkiye'nin. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı da yapmış, AK Parti'ni de AK Parti'nin dinamiklerini de iyi bilen, dünya dinamiklerini de okuyan, iyi bilen birisi. Çünkü Abdullah Gül'e ayda bir kere, iki kere muhtelif yurt dışından eski başbakan, eski devlet başkanları, eski dışişleri bakanları ya yani muhtelif uluslararası örgütlerdeki yöneticilik yapmış insanlar uğruyorlar eski hukuklarına binaen. İşte geçenlerde Kazakistan'a gitmişti örneğin bir konferansa Evet. çağırmışlardı. Hala o coğrafyada önemseniyor. Şimdi bununla bir görüş alışverişinde bulunmak ister Temel Karamoğluoğlu da, Ahmet Davutoğlu da, Ali Babacan da. Bu onun trafiği. Yani o görüşmelerin hiçbirinde ileriye dönük bir Cumhurbaşkanlığı adaylığının dile getirildiği kanısında değilim. Çünkü Millet İttifakı daha o noktaya gelmedi. Yani bir Cumhurbaşkanı adayı kim olsun noktasına henüz gelmedi. Geldiği zaman Abdullah Gül tekrar gündeme gelir mi gelmez mi? Yani çok emin değilim ama hani o günün konjonktüründe o günün dinamiklerine bakmak lazım. Şimdi Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu bile liste dışına iten bir konjonktürde onların yerine Abdullah Gül konulabilir mi, konulamaz mı? Bunlar ciddi tartışmalar. Biraz önce söylemiştim zaten yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayli çekişmeli, hayli hararetli tartışmalarla geçecek. Çünkü Meral Akşener'in tezi işte 13. Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Bu kadar net. Yani bu kadar net cümle kuruyorsanız bunun gereğini yapacaksınız. En rahat, en garanti kim kazanıyorsa onu getirip oraya aday koyacaksınız demektir bu. Evet, şimdi tabii Abdullah Gül'ün ismi zaman zaman gündeme geliyor. Ali Babacan'la birlikte örneğin geliyor. Böyle bir yapı oluşturup işte sağlam temelleri oturtacaklar, siyasi ikballerini. Bunu kamuoyu düşünmeden edemiyor Sedat. Maalesef böyle bir endişe var kamuoyunda. Şimdi tabii buna bağlı olarak yorumlar da var şu anda. Yani işte izleyiciler yazıyor. Ya Abdullah Gül'ü hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Yani böyle bir şeyin olabilmesi bile, bana konuşulması bile çok ters geliyor. Yani
Bilmiyorum, Abdullah Gül diyelim ki Millet İttifakı'nın adayı oldu. Sedat, ne düşünürsün sen? Senin şahsi fikrini de merak ediyorum ben. Hakikaten işte o taraftan oy alır mı? AKP seçmeninden oy alır mı sence? Tabii çok rahat oy alır. 24 Haziran'daki örneğin Abdullah Gül Çatabelli modelliğini ben önemseyenlerden biriydim. Yani desteklemek, oy vermek başka bir tartışma konusu. Evet. Önemseyenlerden biriydim. Çünkü niye? Şundan Millet İttifakı, yani o bileşenler, muhalefet bloğu ne yaparsa yapsın Recep Tayyip Erdoğan'ın %51 almasını, %51 oy almasını önleyemedi. Referandumlarda da bu böyle, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de böyle. Yani çözüm süreci diyerek Kürt siyasetini yanına aldı. %51 çözüm sürecini bitirdim dedi. Kürtlere karşı Türk siyasetini, Türk milliyetçiliği siyasetini aldı yanına. Gene %51'i buldu. O %51 olarak bloke ettiği kitlenin içinden oy alan bir aday çıkaramadığınız sürece, nitekim 24 Haziran'da da baktığınız zaman gene %52 oyu, yani %51 küsur, %52 gene oyunu muhafaza etti karşısına farklı adaylar çıkmış olsa bile. Şimdi o bloktan Abdullah Gül oy alabilir mi? Çok rahat oy alabilir. Çünkü orada Abdullah Gül'ün, yani şunu bir de ters taraftan anlatayım. Fehmi Koru Cumhur İttifakı'nın adayı, yani AK Parti ile MHP'nin adayı Abdullah Gül olsun dediği zaman bir beyin jimnastiği yaptı. Haftalarca tartışıldı bu. Yani o tarafta bile Evet. karşılığı olan bir siyasi figür. Şimdi bu tarafın adayı olduğu zaman o taraftan oy almama ihtimali olabilir mi? Olur tabii ki. Bütün mesele zaten o taraftan alacağı oy değil. Buradaki insanlar nasıl oy verecekler? Bütün tartışma burada düğümleniyor zaten. Yani ikna edilebilir mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendi tabanını Abdullah Gül'ün adayına ikna edebilir mi? Baraj sorusu burası. Yani 24 Ya ben Haziran'da edebilirdi. şunun için sordum Sedat. Yani bu kadar üzerinde duruluyor. Bu taraftan oy alması mümkün değil gibi görünüyor. Yani kendi seçmeninden. Yani şu anda konuşulması bile o kadar rahatsız ediyor ki gelen yorumlara Muhtemelen doğrudur baktığımızda. ama şunu atlamayın. Şimdi 24 Haziran niye önemsediğimi söyleyeyim. Örneğin Meral Akşener adayım dedi. Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener'le ilgili cümle bile kurmadı. Temel Karamollaoğlu adayım dedi. Temel Karamollaoğlu'yla ilgili de cümle kurmadı. Bir tek Muharrem İnce adayım dediğinde onu muhatap aldı. Çünkü bir sağ sol işte CHP bloklaşması yaratmak istiyordu. Abdullah Gül'ün adı ortak aday, çatı aday için Millet İttifakı'nın adayı olarak gündeme geldiği zaman Genelkurmay Başkanı'na danışmanını helikopterle bahçesine indirdi, ikna Evet. edebilmesi için. Bu panik haliydi. Yani bu işin ciddiye alınması gerektiğini altını çizerek söylüyorum ben. Yani sadece biz değil, Recep Tayyip Erdoğan biliyorsun bizden daha, biraz önce söylemiştim, bizim gibi standart insanlardan bir tık daha iyi düşünüyor bu stratejik meseleleri. Onun düşüncesinde bu bir kaygı oluşturuyorsa demek ki burada ciddi bir potansiyel var. Ya bu tarafından bakmak lazım. Yani bahçesine helikopterle Genelkurmay Başkanı inmiş bir, o zaman çatı adayının potansiyel çatı ittifakının, işte Millet İttifakı'nın çatı adayı figürüydü. Bu bile yetti yani. Adının gündeme gelmesi bile yetti aday olmasında. Zaten yani bir siyaset okuması yapmak gerekirse, örneğin çatı aday olsaydı Abdullah Gül, kazansaydı başka bir Türkiye konuşurduk. Kaybetseydi gene başka bir Türkiye konuşuruz. Yani şimdi 300 küsür milletvekili AK Parti yekpare bir şekilde parlamento çatısı altında yer almazdı orada. En az 2-3 parti çıkardı. Ya Türkiye başka bir siyasi konjonktüre girerdi. Kazansaydı da Evet. kaybetseydi de. Çünkü çatı adayı yapılacağı zaman şablon çok net ortaya konulmuştu. Hangi yetkileri hangi ne kadar sürede kullanacağına kadar. Hükümet bir fiili hükümet modeli oluşturulacaktı. O hükümet modelinde kimden olacağına kadar. Yanına sadece o zaman parti kurmamıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Ali Babacan'ı alacaktı. Geri kalan Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve Bakanlar Kurulu'nu hiyerarşik olarak komple Millet İttifakı bileşenleri belirleyeceklerdi. Yapacağı tek iş Türkiye'yi parlamenter sisteme dönüştürmek. Bu kendi iddiasıydı zaten. Yani Millet İttifakı istiyor diye yapmayacaktı. Kendi projesi olarak getirecekti. Bunu yapacaktı. Ondan sonra da bana eyvallah deyip çekip gidecekti. Konuşulan buydu yani. Çok net. Böyle hani bir iş vardır ortada, işi tarif edersiniz, bu işi yaptıracak birini ararsınız. İşte Lale Ozan Aslan iyi yapar deyip Lale Ozan Aslan'a da verebilirsiniz bu işi. Ama bu işi verdiniz diye çekip gitmek yok, başında bekleyeceksiniz işi nasıl yapıyor. Böyle bir şablon vardı 24 Haziran'da. Ama işte olmadı. Meral Akşener işte son anda bir fikir değişikliğinde bulundu. Ki nitekim şimdi Meral Akşener'in kurduğu cümlelere baktığımız zaman o döneme ilişkin birazcık böyle hafif de olsa bir pişmanlık ifadeleri ne rastlıyoruz.
Örneğin ön tıkayıcı olmam artık ya da bir daha ön tıkayıcı olmam gibi cümleler kurdu Meral Akşener'de. O bir iyi bir siyasi hamle olurdu o dönem. Yani Türkiye en azından 2-3 yılını daha fazla kaybetmezdi. Peki şunu sormalıyım. Biraz da işin teorik kısmına geçelim. Şimdi bunun için bu fedakarlığı kendi seçmeni adına soruyorum. Şimdi burada gelen yorumlardan yola çıkarak kendi seçmeni adına bunun için bu fedakarlığı yapmaya değer mi sonuç itibariyle? Böyle bir proje var. İşte bu projenin başrolünde de Abdullah Gül var. Ama bir de bir işin bir süresi var. Kaç yıl Cumhurbaşkanı olarak kalacak Abdullah Gül? Bu 24 Haziran şeyini anlattım ben. Hayır değil. Ben önümüzdeki dönem için anladım. Abi, ben önümüzdeki, dönem için konuşuyorum. Yani Abdullah Gül'ü ne kadar konuşmamız gerekiyor bilmiyorum. Yani yok denklem için. Hayır. Olasılıklara gelin şimdi insanlar tepki gösteriyor ya biraz hani somutlaştıralım istiyorum ya teorik anlamda. Ne kadar kalacak? Yok hayır şu günden bir hani bir cumhurbaşkanlığını konuşalım ama Abdullah Gül'ü konuşmak birazcık enerji kaybı. Yok çünkü denklemde yok. Çünkü işte insanların Sedat insanların tepkisinin neden kaynaklandığını ben aslında çözümlemeye çalışıyorum ama peki konuşmayalım. Çok şey değilsin gönüllü değilsin anladığım kadarıyla. Ben şunu söyleyeyim o zaman. Somut bir veri olsa elimizde yani. Ama somut işte, şu anda hiçbir şey yok ki zaten hep parası. İşte o yüzden söylüyorum yani hayır durup Abdullah Gül'ü konuşmak da şey oluyor. Yok bugünlerde tekrar konuşuluyor. Şunu söyleyeyim ben o zaman. Yani Abdullah Gül gelip bu ülkede böyle bir proje varsa ve başrolünde o varsa geçen seçimden yola çıkarak söylüyorum ben bunu. Bir müddet Cumhurbaşkanlığı yapacak değil mi? Dolayısıyla o müddet içinde de yapacak bu ülkeyi. İnsanların buna tahammülü yok artık. Yani buna tahammülü yok. Şimdi geçen dönem bir parlamenter sistemi geçirdikten sonra bir erken seçim öngörülüyordu. Orada bir daha seçilecekti temsili olarak. O işte 7 yıl neyse o görev süresinin bitiminde de çekip gidecekti. Şimdiki model henüz netleşmedi. Şimdi üstüne konuşuyorlar. Yani Meral Akşener biraz detay verdi örneğin. Cumhurbaşkanı yani bir ara seçim ya da bir erken seçim yapılmayacak. Parlamenter sisteme dönüldükten sonra Cumhurbaşkanı yetkilerini devrederek süresini tamamlayacak. Şimdi elimizdeki model bu yani Cumhurbaşkanı kim olursa işte Ekrem İmamoğlu olursa Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu olursa Kemal Kılıçdaroğlu. Bu parlamenter sisteme dönüşe ilişkin anayasa değişikliği yapıldıktan sonra yetkilerini parlamentoya ve hükümete devrettikten sonra Cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayacak. Yani orada bir erken seçim öngörülmüyor. Orada bir başbakanlık modeline geçirecek. Ha, orada şey bu bugünden onları muhtemelen konuşacaklardır. Başbakan kim olacak? Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olmadığını varsayarak söylüyorum ya da CHP'nin genel başkanı, yani çok oy almış, yani çok milletvekiline sahip partinin genel başkanı başbakan olmayacak. Onun yerine Meral Akşener mi olacak? Yani böyle bir görev dağılımı yapılacak mı? Bunların hepsi çok detaylı konuşmayı ve kolay kolay da anlaşmayı zorlaştırıcı bir mesele. Kolay bir mesele değil. Nitekim koalisyon hükümetleri daha önce kurulurken muhtelif bakanlıklar koalisyonları çatlatan meseleler olurdu. İşte Bayındırlık Bakanlığı kimde kalacak? İçişleri Bakanlığı kimde olacak? Bunları bile konuşamadığınız bir koalisyon hükümet kurma modelleri, süreçleri vardı, müzakereleri vardı. Şimdi bunların daha kalınına muhatap olacak bir süreç yaşanacak. Bunların hepsi muhtemelen bir seçim sattımı haline girildiği zaman teknik düzeyde konuşulacaktır. Çok zorlanılacaktır buralarda da. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradaki varlığı önemli. O kolaylaştırıcı birisi. Yani fedakarlık da yapabilir, hırsları da yok. Ama eğer kendisi Cumhurbaşkanı olursa yerine gelecek CHP Genel Başkanı bu süreci yönetebilecek mi? Millet İttifakı'nı bir arada tutabilecek mi? Bunların işlemesini sağlayabilecek mi? Bunu bir koalisyon hükümeti modeline dönüştürebilecek mi? Çünkü buralara Kemal Kılıçdaroğlu karışmaya devam ederse kendisini itiraz etti. Partili Cumhurbaşkanı modeline dönmüş oluruz. O da bir sıkıntı. Yani bunların hepsi teknik olarak çok kolay olmayan işler. Yani öyle çok güllük gülistanlık, çok rahat bir süreç beklemiyor Türkiye'yi. Erken seçime kadar da, erken seçimden sonra da. Evet, hakikaten sıkıntı. Zaten yani canımız burnumuzda Sedat. Daha ne kadar sıkılabiliriz? İstihap haddi doldu, daha ne kadar sıkılabiliriz? Tahmin etmek çok güç. Umarım artık hani bu kadar şey yaşadık. Güzel günler yakın olsun. Ama pek öyle de görünmüyor gibi. Erdoğan'ın bir şeyden haberi var mı yok mu? Demin bir izleyici yazdı. Yani hiçbir şeyden haberi yok. Seher Hanım yazmıştı.
sanıyorum. Haberi yok büyük kısmından dedi. Ben buna inanamıyorum. Yani mümkün değil gibi görünüyor bana. En azından merak edip anketlere bakıyordur. En azından bir iki televizyonu açıp bakıyordur. Sokaklarda insanları görüyordur. Ben vallahi çok emin bunlardan değilim. Haberi olmadığını asla düşünmüyorum. İnat falan da değil. Başka bir şeyler var. Yani bu faizle ilgili inat falan değil. Bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum ben. Siyasetin onun üzerine kuruyor. Yani şimdi faizi indireceğim diye bir öyküsü var. Başka bir şey yok. Yani yok. Ve onu onun üzerinden bir siyaset inşa etmeye, kendi kitlesini kontrol etmeye çalışıyor. Onu bir kurtuluş savaşı haline, bir dış güçlerin saldırısı haline getiriyor. Ama enteresan yani dış güçler kim diyorsak bir bakıyoruz hepsinin peşinden koşuyoruz. Nasıl bizde savaşan, bizim kötülüğümüzü isteyen dış güçler anlamış değilim ama hala etkilediği bir kitlesi mevcut. Elindeki medya gücüyle, devlet olanaklarıyla mevcut. Yani bunu da yok saymamak lazım. Ama bunu inanarak mı anlatıyor? İşte Temel Karamollaoğlu'nun anlattıkları üzerinden söylüyorum. İnanmak zorunda. Çünkü mutlak iktidara kendisi de muhtaç, kendisinin çevresi de muhtaç. Yani iktidarı devleti ellerinden kaçırdıkları zaman onları bir arada tutacak hiçbir şey olmayacak. Yani örneğin seninle bir konuşmuştuk işte Erdoğan'dan sonra AK Parti ne olur? AK Parti olmaz. Evet. Varlık nedeni zaten elindeki o devlet imkanları, devlet gücü. Şimdi böyle ruh halindeki bir siyasi figür var karşımızda ve inanmak istediği bir dünyada yaşıyor. Evet. Ve inanarak kurduğu cümlelerin tamamını inanmak zorunda. İnanmazsa o cümleleri kuramaz. Hani başka bir kanal izlediği kanısında değilim, zamanı yok çünkü müthiş bir yük var üstünde. Kolay kolay herkesin kaldırabileceği bir yükten söz etmiyoruz yani. Türkiye zaten zor yönetilen bir ülke. Türkiye'nin bir kurumunu yöneten bir genel müdür nasıl stres yaşıyor, nasıl sıkıntı yaşıyor biliyoruz. Bu genel müdürlerin tamamını yöneten bir devleti yöneten bir cumhurbaşkanı tek insan yönetimi var burada. Yani çok zor. İşte bir örneğin Lütfü Elvan meselesi. Ekonomi işte Hazine ve Maliye Bakanı istifa ediyor ama hala oralarda duruyor. Edemiyor yani. İstifa gibi tek taraflı bir kurum bile işlemeyen bir sistem, bir düzen var. Yapabildiği tek itiraz eylemi grup toplantısında faizle ilgili kararı alkışlamamak. Yani başka bir sürece katılımı yok. Yani başka bir aktör olarak varlığı yok hiçbir yerde. Evet. Sedat Bozkurt çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Çok teşekkürler ve sevgili dostlar, sevgili izleyiciler size de soru ve yorumlar için, destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yine görüşmek üzere efendim. Hepinize kalanında güzel bir gece diliyorum. Hoşça kalın.